Ben tabii fındığın başkenti Giresun'un il başkanıyım. Her ne kadar fındık bizim için birinci tarım ürünü olmakla birlikte çay da önemli bir yer alıyor bizim tarım ürünlerimiz içerisinde. Özellikle doğu ilçelerimizde Tirebolu, Güce, Çanakçı, Görele, Eynesil yoğun bir şekilde çay üretiminin yapıldığı yerler. Bizim çay üreticilerimizin de sorunları hemen hemen diğer başkanlarımızın belirttiği gibi ortak. Yani ama bir de bizim üreticilerimize özgü bir takım sorunlar var. Onları da ben burada dile getireyim. Kota sorunu yaşıyor bizim üreticilerimiz. Artı çay üretilen alanlarla ilgili sertifika problemi yaşıyorlar. Orman kanunuyla alakalı bir takım sıkıntıları var bizim üreticilerimiz, özellikle Çanakçı bölgesinde. Sertifika alamadıkları için bu çaylarını da rahat bir şekilde Çaykur'a veremiyorlar. Onun dışında burada not almışım. 2018 yılında dönemin Çaykur Genel Müdürü Tirebolu'da bir söz veriyor. Yani 500 ton kapasiteli bir fabrika kurmayı planlıyor. Ve şöyle söylüyor. Tirebolu bölgesi de gerçekten kaliteli ve güzel çayın üretildiği bir bölgemizdir. Tirebolu 42 çayımız, hepinizin bildiği gibi marka olmuş bir çay bu. Önemli bir markamızdır. Biz bunu yetiştiremiyor, talepleri karşılayamıyoruz. Ürettiğimiz kadar sınırlı bir paketlememiz var. Bu bölgede yeni çaylıkların açılmasını programımıza dahil ettik diyor. Bunu kaç yılında söylüyor? 2018 yılında. Yıl 2024. Üzerinden 6 yıl geçmiş. Ortada ne bir fabrika var ne de mevcut olan fabrikanın kapasitenin arttırılmasına yönelik herhangi bir şey var. Fabrikanın da teknolojisi çok eski bir teknoloji olduğu için sık sık arıza yapıyor ve maalesef bizim bölgedeki üreticilerimiz Çaykur'a yeteri kadar çay veremiyor. Hatta bununla ilgili bir 47 dönüm arazide tahsis edilmiş Çaykur'a fakat onunla ilgili de bir takım problemler olmuş. Yani ve bu proje tamamen ortadan kalkmış. Yani bunun sözünü verdiği dönemden sonra Çaykur iki tane organik çay fabrikası yapıp faaliyete geçirmiş olmasına rağmen Tirebolu'daki bu sorunu çözmemiş ve rafa kaldırmış. Dediğim gibi herkesin sorunu ortak. Üretim maliyetleri çok fazla artmış bir vaziyette. Yani artık insanlar neredeyse ekmekten vazgeçiyor yani çay üretiminden vazgeçiyor. Sadece çayda değil tüm tarım ürünlerinde ortak akılla bir politika üretmek zorunda hükümet. Fakat bunu yapabiliyor mu? Bunu da yapamıyor. İnşallah bizim iktidarımızda bütün bu sorunları çözeceğimizi düşünüyoruz. Sadece çay değil, çay, fındık, buğday her türlü tarım ürünleriyle ilgili bir politika geliştirmek zorundayız. Çünkü pandemi bize gösterdi ki en önemli şey gıda bu dünyada. Dolayısıyla da bu ülke bir tarım ülkesi. Hükümet de bence tarıma çok büyük önem vermek zorunda. Üretimi maliyetlerini düşürücü, çiftçinin yüzünü güldürücü bir takım politikalar üretmek zorunda. Hepinize teşekkür ediyorum.